Herkese merhabalar. Ben Damla ve yeni bir arka planla karşınızdayım. Bayağı televizyonun önündeyim şu an. Ama değişiklik olsun dedim. Bugün size biten ürünleri paylaşacağım. Bitenler var, bitmeye yakın olanlar var, bitecek olanlar var. Komple bir kutu var yanında şöyle. Ve bayağı da dolu. İlk olarak saç bakım ürünleriyle başlayacağım. Çünkü sayıca da azlar. Hemen aradan çıkartalım istiyorum. İlk göstereceğim marka da Marc Anthony markası. Bu seri yavaş uzayan saçlar için, içerisinde kafein ve güçlendirici ginseng özleri varmış. Önce onları söyleyeyim. Bayağı 1,5-2 ay içerisinde böyle saçım gerçekten aşırı uzadı. Bunu tam olarak bu ürüne bağlayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü benim saçım da çabuk uzar, tırnaklarım da çabuk uzar, tüylerim de çabuk çıkar. O bakımdan emin değilim ama kesinlikle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok kısa zamanda, zaten bunu bana da siz söylediniz, çok kısa zamanda boy attı yani saçım. Bunlar dışında benim iki üründe de en çok sevdiğim şey kokularının gerçekten kalıcı olması. Özellikle şunun. Ben bunu saçıma uyguladıktan sonra yani herhalde gerçekten bütün gün kokusunu hala böyle kendim de alabilecek şekilde hissediyorum. Bir daha alır mıyım kısmına gelirsek, şu anda mesela başka yeni ürünler deniyorum ama alırım. Hiç şeyim yok yani, negatif bir düşüncem yok. Geçiyorum duş jellerine. Acaba hiç duş jeli gösteren var mı bitenler videosunda? Tam 4 adet duş jeli bitirmişim. Ama ben de bol bol kullanırım ya. İki kere falan liflenirim. O yüzden olabilir. İlk neyle başlayayım? Le Petit Marcellias mıydı? Bunları nedense alırken çok seviyorum. Çünkü hep böyle kokularına aldanıyorum. Duşta da her şey şahane. Ama duştan sonra hiçbir şey yok. Mesela Palmolive. Palmolive'in de bu en sevdiğim serisi. Bunu da kokusuna bayılırım. Bu yine bak, bu yine evet, duştan sonra kendini böyle hala hissettirebilen kokulardan. Bu arada ben böyle bunları sırayla gösteriyorum. Az kokan, İşte çok kokan, daha çok kokan, en çok kokan diye. Hobi 3. sırada. Çünkü muhteşem bir koku bırakıyor duştan sonra. Onu da hissediyorsunuz. Koku yani, koku uçup gitmiyor vücudunuzdan. O yüzden bunu da çok sevdim. Ve son, zirveye geliyorum şu an. En çok vücudunuzda kokusunu hissedeceğiniz ürün The Body Shop'ın bu mangolu duş jeli. Muhteşem kokuyor ve gerçekten şu grupta şu anda en kalıcısı da bu. Evet, banyo bölümü bitti. Şimdi neye geçelim? Yüz temizleme jellerine ve sularına geçelim. Zaten şu hayatta gerçekten benim kadar şey bitiren bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yüz temizleme ürünleri. İki tane jel ürün bitirmişim. Bunlardan bir tanesi Cosmet markasının temizleyici temizleme jeli. Makyajınızı önceden temizlemiş de olsanız, pamuklarla temizlememiş de olsanız çok güzel çıkartıyor. Ben bunu Foreo'nun üzerine sıkarak kullanıyordum mesela. Öyle öyle sıkarak da zaten bitirdim. Ama çok memnun kaldım. Bundan bir kez daha kullanırım. Sonra Neutrogena. Bu şeymiş. Misket, limon ve mandalina. Bununla ilgili en aklımda kalan şey söyleyeyim ki zaten özelliği de bu aslında. Ciltteki parlamayı gözle görür azaltır diyor. Azaltıyor ama cildi de geriyor. Yani cildin böyle kas katı kesiliyor. O yüzden tam olarak benim ürünüm olmayabilir. Ben bunun üzerine bir nemlendirici kullanıyordum böyle. O kadar şey oluyordum ki. Şahane. Bunu başka türlü açıklayamazdım. Ama özellikle yağlama problemi olanlar bunu çok sever. Benim de yağlama problemim var. Ama demek ki o kadar da yok yani. Buradan ben bunu çıkarttım. Sonra bu kısma geçiyorum. Bunların hepsi temizleme yağları, suları. Ben farkındaysanız küçük boycuyum. Mini boy alırım, beğenirsem büyük boyuna geçerim. Hep böyle devam eder. İlk olarak da Lancome'la başlayacağım. Hepsi bu arada göz temizleme suları. Bu yağlı bir yapıda olmasına rağmen yağlı değil. Sadece fiyatı fazla olduğu için ona göre değerlendireceğim. Bu performansı alabileceğiniz başka ürünler de var. Ama dediğim gibi bu yağlı olmayışının tabii avantajları da var. Mesela gözü çok hassas olanlar için iyi bir şey. Aynı zamanda lens kullananlar için iyi bir şey. Bu tamamen size kalmış. Ama evet, bir daha alırdım. Sonra gelelim 2 adet Nivea göz temizleme ürünlerine. Bu zaten yeni bir ürün. Bunu görmüşsünüzdür. Önce bundan başlayayım. Bunu da hepinizin bildiğini ve mutlaka kullandığını, denediğini düşünüyorum. Benim bunun hakkındaki düşüncem tamamen pozitif. Hatta içeride yenisini de aldım. Bir paket daha duruyor. Bir şişe daha duruyor. Şöyle düşünün hatta. Mesela ben şu anda da gözümde Sephora Curl var ve bunun suya dayanıklı olanı var. Yani birazcık beklettikten sonra bütün makyajım, bütün göz makyajım çok rahat temizliyor. Ama aynısını işte bunun için söyleyemeyeceğim. Ki bir de bunun üzerinde koskocaman suya dayanıklı makyaj yazıyor. Göz makyajını da yani eğer normal maskara, işte far, eyeliner neyse, onlarda hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ama suya dayanıklı maskaralarda bu diğerine göre bence zorlanıyor. O yüzden ikisi arasında bir seçim yapacak olsam bunu alırım. Garnier'in çift fazlı ne demek acaba?
çift fazlı miseler kusursuz makyaj temizleme suyu. Bunu hem yüzde hem gözde kullanabiliyorsunuz. Bunun da içeride bir adet büyük boyu var. Ben yağlı temizleyicileri yüzde kullanmayı çok sevmiyorum. Ya kullanıyorsam da mutlaka gidip yıkamak zorunda kalıyorum. O yağ şeyini sevmiyorum yüzümdeki. Göz makyajı için de Garnier'in bu değil. Bunun mor olanı var ya, mor sulu. O da içeride var ama ismini unuttum. O tamamen göz makyajı için ve kesinlikle daha iyi. O yüzden bunu yok. Bunu almam ama işte o morunu alırım. Diadermin çift fazlı kirpik koruyuculu makyaj, göz makyaj temizleyici. Sizden gelen yorumları da baz alarak söylüyorum ki bu çok beğenilmemiş. Ama ben bundan memnun kaldım. Dediğim gibi de ben çok fazla göz temizleme suları bitiriyorum. Ve de iki pamuk kullanıyorum. Her gözüme ikişer ikişer pamuk kullanıyorum. Belki de o yüzden ama bundan da memnun kaldım. Bir daha alır mıyım kısmına gelirsek. Mesela Nivea alırım, Garnier alırım ama Diadermin 3. sırada aklıma gelir. Sonra geldim Sephora'nın göz makyaj temizleyicisine. Bunu da 3. alıyorum ve bakın 3 seferdir küçük boy alıyorum. Bu da bir çelişki benim için. Hani mantıken Sephora'nın maskarasını kullanıyorum ya, Sephora'nın maskarasını da Sephora'nın göz temizleyicisi iyi çıkartırmış gibi bir böyle bir algıya kapıldım. Ama hayır. Bilmiyorum, mesela Nivea ve Garnier daha iyi çıkartıyormuş gibi hissediyorum ben. Bir de bunun yine fiyat performansını değerlendirirsek, şu büyük şişeyi mi almak istersiniz, bu büyük şişeyi mi almak istersiniz diye böyle bir düşünüyorum sizin adınıza. Bunu alın derim. Yanılmıyorsam bu 20 lira. Bunlar da öyle bir şey. Yani milimlerine bakın. Siz karar verin. Ama kötü değil. Her şey kötü değil diyorum ama gerçekten kötü değiller. Yani bir tanesi böyle hiç makyaj çıkartamıyorsa onu da söyleyeceğim. Ama daha hiç çıkmadı karşıma öyle bir şey. Bitmedi ama yetiştiremem diye bunu gösteriyorum. Bu da yeni çıkan Nivea'nın Micellar gül suyu içeren temizleme suyu. Bunu böyle çalkalayınca pembeden bir anda toz pembeye geçiyor ya, o çok hoşuma gitti. Bir de şöyle üstte kocaman bir köpük birikiyor. Kahve köpüğü gibi. İşte bakın mesela hangisini göstermiştim. Bunun da büyük boyu var demiştim ya mesela Garnier'in. Garnier mi? Nivea'nın Micellar suyu mu? Nivea'nın Micellar suyu. Çünkü bunda öyle bir yağlı his yok. Ve bence gerçekten de güzel çıkartıyor yüzdeki makyajı. Ve de çıkarttıktan sonra yüzümü gidip yıkama hissiyatı böyle bırakmayan, onu çok da böyle gerekli kılmayan bir ürün bence bu. Bu cümleyi nasıl kurdum bilmiyorum. Genelde yıkıyorum bu arada yüzümü ama bunda mesela yıkamazsam da beni rahatsız etmiyor. Onu demek istedim. Sonra 3 adet işte yine makyaj temizleme mendilleri. Watsons'inkiyle başlıyorum. Mesela hiç beğenmedim. Şey değil yani, ıslak değil. Gerçekten zorlayarak çıkartıyorsunuz. Bunu bir daha almam. İkincisi Kala diye mi okunuyor acaba? Bunun adı ne? Evet, Kala makyaj temizleme mendili salatalık özlü. Bu çok güzeldi. Islak ıslaktı. Ama makyajda, makyaj çıkartmakla değil de sanki yüzü nemlendirmek, ferahlatmak için daha iyi olur diye düşünüyorum. Makyajda o kadar da iyi değil. Johnson's Face Care. Evet, mesela bu da ıslak ıslaktı ve yani ten makyajından bahsediyorum. Ten makyajını güzel çıkartıyordu. Ben göz makyajlarımı böyle mendillerle çıkartmıyorum genelde. Çünkü şey oluyor, mutlaka kirpiklerim dökülüyor. O yüzden hep yağlı temizleyiciler önce, işte mendiller ya da miseller suları sonra, en son banyoya gidiyorum. Ya da çok üşendiğimde de hiç bunları yapmıyorum. Direkt banyoya gidiyorum. Yüz temizleme jelleriyle temizliyorum. Sonra son bir... bu da varmış, pardon. Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Hemiş diye okuyacağım, tamam mı? Kesin yanlıştır, Hemiş. Bu bir göz temizleme ürünüydü. İçerisinde şöyle böyle yağlı bir sabun gibi düşünün. Ufacık bir kaşığı da vardı. Kaşığıyla şöyle içerisinden alıyordunuz. İki parmağın üzerine getirip gözünüzde böyle dağıtıyordunuz. Çok başarılı bir üründü. Justin Beauty internet sitesinden alabiliyorsunuz. Kore ürünleri zaten ama çok çok güzel bir üründü. Bunun büyük boyu varsa, ki var biliyorum. Bunun büyük boyundan alabilirim gerçekten. Bir de mesela parmağınızı aldınız ya, o bir anda sabunumsu halden böyle yağlı bir yapıya geçiyor. Ya enteresandı ama çok güzeldi. O yüzden aklımda olur o tekrar. Sonra geliyorum bir makyaj temizleme pedlerine. Bunu zaten alışveriş videomda gösterdim. Yine bu markadan aldım. Isana'nın, Almanca gerisini okuyamam. Isana'nın bir makyaj temizleme pamuğu. Mor, turuncu, mavi böyle renk var. Moru daha güzel. Haberiniz olsun. Morunun yapısı daha kalın. Kopma, yırtılma falan olmuyor. Son olarak da bir toniğe geçiyorum. Pixi markasının Glow Tonic isimli ürünü. Bu markayı Sephora'larda bulabiliyorsunuz. Hatta Sephora'da böyle minik deneme setleri var. Çok fazla tonik değiştirmedim. Çok fazla tonik de aslında kullanan biri değilim ama
Bunu defalarca daha alabilirim. Bunu Maral sayesinde keşfetmiştim ve iki keşfetmişim. Ölü deriyi kaldırdığını ve işte cildin daha temiz, daha parlak gözükmesine yardımcı olduğunu söylüyor ve %100 katılıyorum. Bununla temizlediğim zamanlarda, yani temizlediğimden kastım makyajdan sonra bunu uyguladığım zamanlarda hem çıkmayan o makyaj kanıtlarını bile çıkartıyor hem de gerçekten birazcık, mesela birazcık kızarıyor cildim. Ama işte 5-10 dakika sonra geçtiğinde de yüzümün her tarafı ayrı ayrı bir parlamaya başlıyor. O yüzden ondan tekrar alırım. Ama fiyatı arttı. Biz bunu 40-50 liraya mı ne almıştık? Şu an 100 lira. Bize yani minicik. Evet, 2 adet maske var bitiremediğim. Sephora'nın kil maskeleri. Neden bitiremediğimi söyleyeyim. Çünkü çok fazla bir etkisini görmedim. Sadece şu White Clay Mask, bu beyaz kil maskesi diğerine göre bence daha iyiydi. Bitenler videosunda gösteriyorum çünkü şey, hani benim için bitti anlamında. Ondan sonra kutuya geldim. Son bir maske daha göstereceğim. Bunu beraber almıştık son vlogda. Isana'nın nemlendirici maskesi. Yani bir daha asla kullanmam çünkü bildiğiniz kremi suratınıza sürüyorsunuz, bekletiyorsunuz. Haliyle yüz yumuşacık oluyor. İnanılmaz işte şey, nemli nemli oluyor. Buraya kadar her şey güzel. Neden bir daha almayacağımı söyleyeyim. Çünkü bunu yüzden çıkartmak küçük bir işkence. Yani bunu çıkartacağıma yapmam daha iyi dedim kısacası. Son bir ürün daha var. Banyodan geliyor. Colgate'in Optic White isimli diş macunu. Ben de Colgate'in diş macununu kullanıyorum ve ismini unuttum şu anda ama onu kullanmaya devam edeceğim. Bunu bir daha kullanmam. Tadı da çok kötüydü. Bıraktığı şey, evet, bıraktığı his de çok kötüydü. Ama bitirmişim yine. Şunları da göstereyim. Bu Parmex'in asetonu. Güzeldi ama niye gösteriyorum? Çünkü sonra da bunu kullanmaya başladım. Isana'nın, içinde hala var bu arada birazcık. Ya Türkçesini yazın şuraya. Asetonsuz asetonu. Şu başlığı çok güzel. Buraya oturtuyorsunuz pamuğunuzu, sıkıyorsunuz ve gerçekten güzel çıkartıyor. O yüzden daha bitmedi ama biterse bundan tekrar alırım. Bir şey söyleyeceğim. İsmini unuttum. Koltuk altı, devamı ne? Koltuk altı rolonu değil, koltuk altı stick mi desem? Koltuk altı stick'i. Çok uzun zaman hiç marka değişmeden bunu kullandım ve gayet de memnundum. Şu an sadece yine bir şey deneyeyim diye Dove'un ürününe geçtim. Ama genel olarak en sevdiğim koltuk altı işte stick ürünü bu. Şimdi geldim 2 adet makyaj süngerine. Bir tanesi B2 Blender, bir tanesi de Kiko'nun makyaj süngeri. İkisini de size şöyle yakından göstereceğim. B2 Blender'in her tarafı böyle parça parça, görebiliyorsunuz değil mi? Bunu muhtemelen ben yapıyorum. Şimdi adamların da süngerine laf etmek olmaz. Köpürtüyorum, sonra sıkıyorum. Sıkarken şöyle tırnaklarım süngere değdiği için bunlar böyle parçalanıyor olabilir. Ama bu kadar hassas olmayıversinler. Her ay B2 Blender alacak halimiz yok ki 79 lira olmuş şunlar. Kiko'nunkine geçiyorum. Bu da beni çok uzun süre idare etti. Sonra bu da artık saldı kendine. Ama güzel bir süngerdi. Bundan tekrar alırım. Bu arada diğerinden de tekrar alırım. Tırnaklarımı kesip öyle kullanmaya başlarım. Bu bayağı buradan gitmiş yalnız. Bu arada yanlış anlaşılmadım değil mi? Ben gerçekten her makyaja oturmadan önce gidip beyaz sabunda bunları yıkıyorum, sıkıyorum. Makyaj bitiyor. Bir daha yıkıyorum. Ya da ne bileyim diğer makyajımdan önce yıkıyorum. Belki de çok fazla yıkadığım için de bu hale geliyor olabilir ama en nihayetinde bunlar da yani böyle bakteri barındırabilecek şeyler. O yüzden de sürekli yıkamaya dikkat ediyorum. Sürekli yıkayınca da aramızdan ayrılıyorlar. Şimdi geldim makyaj ürünlerine. İlk fondötenimiz NARS All Day Luminous Fondöten. Çok uzun zaman kullandım ve gerçekten çok sevdiğim bir fondötendi. Bunda tek sevmediğim şeydi. Gün içinde özellikle akşam saatlerine doğru böyle bir yüzde bir yer değiştirmeler. Cildim yağlanınca o bölgelerde işte çıkıyordu yani soyuluyordu bildiğiniz. Bayağı şu an kötü bir şey söyledim yalnız. Evet, bu bayağı olumsuz bir şey. Akşamı çıkartmıyordu arkadaşlar. Yani bununla akşam eve geldiğinizde bunun mutlaka bir yerlerden aşındığını, bir yerlerden dağıldığını, çıktığını, silindiğini görürsünüz. Ama işte bilmiyorum. Yine de seviyorum ve yine de kullanırım bunu diyorum. Sonra en sevdiklerimden Maybelline Fit Me. Bundan kaç tane bitirdiğimi inanın bilmiyorum. Hem mat bitişli oluştuğunu seviyorum hem de kapatıcılığının da benim için çok yeterli oluştuğunu seviyorum. O yüzden çok üzerine konuşmayacağım. Şu bitti mesela. Yani yakın bir zamanda yeni bir fondötene ihtiyacım olacağını zannetmesem de bunu seviyorum. Bundan tekrar alırım. L'Oreal True Match fondötene geldim. Bunun yapısıyla bu arada NARS'ın yapısı çok benziyor bence. Özellikle sürerken bunu anlarsınız. İkisi de çok sıvı. Ama ikisinin de kapatıcılığı ve özellikle işte yüzdeki renk tonlarının eşitleyişi falan çok güzel. Ama bu da aynen NARS gibi
bir zaman sonra yüzden böyle kendini atıyor, kopartıyor yüzden kendini. Sonra bir concealer'a devam edeceğim. Bu Kat Von D'nin. Kat Von D diyorum çünkü bence Kat diye okunuyor ama herkes Kat diye okuyor. Buna bir çözüm getirebilir miyiz artık? K-A-T diye yazılan bir şey nasıl Kat diye okunuyor ya? Gerçekten uykularıma bile girdi şunun okunuşu. Bunun kapatıcılığı muazzam. Sabitleniş muazzam. Gün boyu kalıcılık muazzam. O yüzden de gittim büyük boyunu aldım. Ama ne yapmışım biliyor musunuz? Normalde bunda kullandığım renk L9'muş. Ben gitmişim L3'ünü almışım. Zaten ama yo çok da farklı durmuyorlar. Neyse sonuç itibariyle çok sevdiğim kapatıcılardan tekrar tekrar da alırım. Bir de pahalı concealer'lar arasında aslında uygun fiyata, onların arasında uygun fiyata sahip bir ürün. Örnek veriyorum Nars'ın kapatıcısı mesela 205 lira, Kat Von D 125 lira ve yine aradığınız şeye göre değişir ama Kat Von D kat kat daha iyi kapatıyor. NYX'in Epic Ink Liner'ı. Bunu kullanıp sevmeye başladığımda herkes bana şey demişti. İşte göreceksin ileride çok akmaya başlayacak, bozulacak vesaire. Bu suya dayanıklı olanı, belki de suya dayanıklı olanını kullandığım için sizin söylediklerinizin hiçbiri başıma gelmedi. Bayağı kalıcı kuruduktan sonra mümkünatı yok. Böyle elinizle şey yapamazsınız, dağıtamazsınız. Aynı zamanda bir de şey, gerçekten dedikleri gibi çok kolay sürülüyor. Yani eyeliner çekemiyorsanız şu başlıkla çok çok kolay çekersiniz diye düşünüyorum. Bundan tekrar alırım. Bayağı sona yaklaştık. Maybelline Master Fix transparan pudra. Tam olarak bitmedi. Çok az kaldı dibinde ama bunu eklemek istedim. Çünkü kim bilir bir daha ne zaman görüşürüz. Uygun fiyat kategorisinde alınabilecek en güzel transparan pudra buymuş. Şaka maka birçok markanın transparan pudrasını kullanmışımdır. En pahalı olanda bile sürdükten sonra mesela yoğun bir göz altında grileşme görmüşümdür. Ama şunu da görmedim dediğim gibi. Yani orada bir renk farkı bırakmıyor olması çok önemli benim için. O yüzden çok sevdim. Ondan da tekrar kullanırım. Ve son ürünümü kimle bitiriyorum bakın. Sephora Curl. Kaçıncıya bitirdim acaba ya? Bunu artık eklemem lazım videoya biliyorum. Çünkü artık bunaldınız, sıkıldınız, yeter artık bunu göstermedi diye olabilirsiniz. Çünkü bir yılı aşkın tek kullandığım, tek düzenli kullandığım ve sizle paylaştığım maskaram. Bunu sonsuza kadar almaya devam edeceğim. Önce bunu söyleyeyim. Sonra da şunu söyleyeceğim. Normalini değil, suya dayanıklı olanını alacağım. Bu konuda da çok net konuşuyorum. Normali hem kaş altlarına böyle bulaşıyor gün içerisinde. Hem de çıkartırken size 10 tane pamuk kullandırıyor. Suya dayanıklı olanını 2 tane pamukla birazcık bekleterek çok kolay çıkartabilirsiniz. Ama diğeri çok zahmetli. Doğruya doğru. O yüzden alacaksanız bakın. Ultra Juice Curl. Şurada da Waterproof yazıyor. Bunu alın. Evet. Gerçekten bitti. Şu an önümü de göstereceğim size. Böyle bir şey yok. Şuraya bakar mısınız? Biten ürünleri biriktirip size sunmak bir bakıma çok güzel. Çünkü çok daha fazla şey gösterip anlatabilirim ama bir bakıma da çok kötü. Çünkü bazılarını unutmuş oluyorum. Ya bu nasıldı diye böyle bir duruyorum, bekliyorum videoda. Ama umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olmuştur söylediklerim. Videoyu kapatma zamanı geldi. Bunları da çöpe gönderme zamanım geldi. Dediğim gibi umarım videoyu sevmişsinizdir ve de yararlı bulmuşsunuzdur. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Yine duramadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.